Bu da bir iletişim. Bu da bir kitle iletişim yolu. Baktığımızda. Siz anlatın. Siz uyandırın insanları. Bakın ben böyle böyle bir şey duydum. Eğer bu doğruysa fena halde ciddi ciddi kandırıldık. Biz sadece siyasette falan kandırılmadık. Sadece Abdülhamit yutturulmadı bize. Bizde sanatta da çok büyük kazıklar atıldı. Öyle büyük kazıklar atıldı ki. Asıl irdelemez gerektiği insanı söylüyorum. Cem Karaca, inceleyin. Çok büyük bir insan. İnceleyin. Ersen ve Dadaşlar, inceleyin. Çok büyük bir insan. İnceleyin arkadaşlar. Müslüman olduğu için silahları elinden alınmalı. Ve Hasan Cihat Öter. İspanya'da flamenco gitar yarışmasında dünya büyüklüsü olmuş diyor ama. Enteresan bir şey. Çok büyük bir gitaristlik baktı. Dünyaca mıdır aslında? Fakat burada itibarsızlar. Çok büyük bir piyanist var. Ömür Yalçıkaya. Buckingham Sarayı'nda konser vermiş bu arada. Ama Müslüman olunca itibarsızlaştırılmış. Tabii çok örnek, çok aklınıza geldikçe sıralı çok örnek var burada. İyi bir sanatçı dedim, Müslüman bir sanatçı dedim, duruşu nasıl olmalı dedim. Benden çok daha iyi olabilir, olacaktır da inanıyorum. Ben sadece basit bir duruş sevdim. Ben alemlerin Rabbinden korkmam gerektiğini bilerek bir duruş sergilemeye çalıştım. Çünkü tek hesabım onun olacak, onun olması gerekiyor. Yarın bir gün dünyada bizden istenen tavizler, bizden çünkü tavizler istendi başlangıçta. Ve emin olun dünya starı olabileceğimiz de söylendi. Sadece bir tavize bakıyordu istendi bir zaman. İsteyenleri siz tanıyorsunuz. Bildiğiniz gibi batın yayın organlarının başındaki insanlar. Bizim dediğimiz yer kurtuldun dedi. Bitti yani şu anda. Sen kurtuldun artık. Siz mi kurtaracaksınız? Kurtuluşu yanlış yerde arıyorlar. Efendim? Kurtuluşu yanlış yerde. Ben onu diyorum. Siz mi kurtaracaksınız? Bu dünyada ben zaten iyiyim ki elhamdülillah. Yani çok şükür iyiyim. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Maddi manevi emin olun dedim. Ya diler ama bak şu istediğin kadar şu. İstediğin manken, istediğin kadar para. Çekin rakamını sen yaz diler. Murat Bey yani Batu'nun elçisi diler. Biz görüyoruz. Siz söyleyin. Ne yapacağım? Bir filmde oynayacaksın. Şartlarını biz koyacağız. Dedim ama oynamak istemiyorum. Ben aktör değilim. Ben müzisyenim dedim. Allah bana böyle bir yetenek vermiş. Yeteneklerim bunlar. Ama Murat Bey bakın elimizde bu televizyonlar var. Yapmayın bunları. Hani. Bunu bana söylediler arkadaşlar. Ben bunu yaşadım. Ve emin olun benden önce geçen o insanlar var ya. Işıklarım dediğim insanlar. Onlar da yaptılar. Mesela Cem Karaca bu şeyi yaşadı. Bu süreci yaşadım. Bizim gibi yaşayan başka insanlar belli tercihlere sıkıştırılmış insanlar var. Bunu bir şikayet olarak, ümumlu olarak algılamayın. Mesela siz televizyonlarda nispeten eminim daha özgürsünüzdür. Yani şuraya gelen insanlardan eminim. O benim dışarıda gördüğüm insanlardan çok daha özgürsünüzdür. Çok daha kendi dinlediğinizi, istediğinizi dinliyorsunuzdur. Ama müzik kanallarına varana kadar ki sanatlar hani Türkiye'de baktığınızda çok böyle ressam, resimdir, işte edebiyattır, farklı şeylerde algılandığını zannetmiyorum. Hani dünyada da böyledir. Baktığında bir pop star, işte rock star adı altında hani sanat deyince aslında genelde ya beyaz perde gidiyor ya şey geliyor, baktığında hani müzik geliyor. Bu şekilde bekliyor. Bu tarz insanlar etrafımızda çok kem gelip burada bizi dinlediniz. Dinlemeyi tercih ettiniz. Bir şekilde. Özgür kararınızı geldiniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onun için. Gerçekten sonsuz teşekkürlerimi de sunuyorum. Bir avuçuz ama yüreği koyacağım insanız. Ben burada 11 kişilik bir gruba konser verdiğimi de hatırlıyorum başlamıştım. Ama 70 bin kişiyle gösterdi Cenab-ı Hak. 70 bin kişiyle gösterdi. Ben bir sahneden 70 bin kişiye sadece bizim için geldiklerini biliyorum. Allah bunu da gösterdi ve bunu biliyorum şu anda benim imtihanım. Bir daralma var ama bu sayısal, rakamsal var. Yani bu matematiksel bir şey. Her birinizin yüreğinde kaç tane büyüklük, işte şey var, yücelik var, büyüklük var, kaç kişi taşıyorsunuz? Yani buraya kaç kişi geldiğinizde biliyorum.
Burada ne kadar dolu? Ben Cenab-ı Hakk'ın isminden bahsediyorum. Alemin Rabbinin isminle başladım burada oturduğumda. Kibir. Ben hep düşünüyordum, Allah'ım bir gün böyle nasip ederse öyle bir şey. Ben böyle bir besmele çekip hani bir yerde konuya başlamayı çok isterdim. Gerçekten. Hayal ederim. Bir Müslümanlar rahatsız olmaz mı olur arkadaşlar? Dediğim gibi. Ondan daha metafik, daha rahatlık isterdim. Olması gerektiği gibi. Yeryüzünde en çok rahatsızlar biz maruz kaldık. Biz bizim seslerin çıkması gerekiyor. Yanılıyor muyum bu konuda? Yani sesimizin çıkması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ve sesimizin gür çıkması gerekiyor. Yanılmıyorsam hadis, düşmana karşı dik durun. Doğru değil mi? Omuzlarınızı dik tutun. Düşman kuvvetleri bakarken hani Mekke'de dik durun, gözlerinizi dışarı çıkan diye. Omuz omuza girin ve dik durun diye. Bu bir duruştur. Ama biz Allah dostlarına karşı gerçekten zararsız olan kim olduğu önemli değil, neye inandığına önemli değil. Allah dostlarına karşı boynumuzda kıllarımız büküktür. Onlara karşı gerçekten şefkat ve merhametli, ama düşmanlarımıza karşı. Çünkü her zaman iyi kötünün savaşı olmuştur, dünya var olduğu günden bu yana hep olmuştur. Bu durumda bir Müslümanlara düşen nedir? Müslüman sanatçılara düşen nedir arkadaşlar? Kendi içinizden bile taahhüt vermenizi isteyecek insanlara, kendi inanışınızda, bizim Müslümanlar içinde bile taahhüt vermeniz gerekir. Ya evet çok iyi duruyorsun bilmem ne ama bu değil yani, taahhüt vermeniz lazım diyen insanlar olacaktır. O yüzden Necip Fazıl'lar çıkmıştır. Taahhütsizlik. Yani benim taahhütüm ancak alemden ve onun dostlarım diye. O yüzden işte Mehmet Akif'ler, Cahit Zarifoğlu'lar, işte Cemil Meriç'ler, bu tarz insanlara bakınca insan mutlanıyor, ben mutlanıyorum. Bunlar beni mutlanıyor. Sanat, oyun hemen. Benim bakışım bu, naitane. Doğruluğu, yanlışlığı herkesi tartışmaya da açık. Ama bana göre boyun bükmemeli. Özgür kalmalı ve sanat için yaparsınız, sanatı halk için yaparsınız, nefsiniz için yaparsınız, egolarınızı tatmin için yaparsınız. Ama sanatların en güzeli Allah rızası için yapılandır. Bundan daha büyük bir sanat da olamaz yerinde. Asıl tavizsiz sanat olur zaten. O da eyvallah. Murat abi, gençliğimizi yaktığın bir şarkın var. Yaşandın mı? Yani çekirdek gençliğimizi diyelim. Eyvallah. Bunun çılgın değil de ölümden bahsediyorum. Bunun hikayesi ne? Bunun anısı ne? Bu neye bir haykırıştı? Çok derin hikayeler bekliyoruz ama hikayeler sonra geldi. Bazen hikayeler üstüne mi yazılıyor? Ya,